Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün ben şöyle yeşil zeytin yapmıştım yazdan. Görmüşsünüzdür belki, videolarımda var daha önceki. Bakın işte bunu bugün salamurasını nasıl tatlandıracağız? Yiyecek hali nasıl gelecek? Onu göstereceğim sizlere. İşte yazınki videomda bunu köyde kırmıştım ama bunu ben burada apartmanda kıramadığım için kestim. Aynı o kırdığım gibi. İçine bir çay bardağı tuz koydum. İri tuz. Üzerine su koydum. Kapattım ağzını. Hiç ellemeden bakın 3-4 ay oldu bu. Bu şekilde yemyeşil suyu var. O birazını birkaç şişesini yaptım. Onun suyunu değiştirdim 2-3 günde bir. Onları yedik bitti artık o tatlanmıştı. Bunu artık yeniden tatlandıracağım şimdi. Bu kışlık olan artık. Şöyle kapağını açacağım ama çok dikkatli açmam lazım. Fışkırabilir şöyle. Bakın. Bu bazen çok havası oluyor. O zaman patlayıp her tarafı batırabiliyor. Nasıl kaynıyor bakın. Şimdi bunu ben şöyle önce suyunu süzeceğim şu şekilde. Bakın nasıl basit bu suyu. Yemyeşil suyu çıktı. Bunu ben hiç değiştirmemiştim suyunu. Şimdi acıdır hala bu. Şöyle bunu şişeyi keseceğim artık bu atılacak. Böyle şeyi kesiyorum. Şuraya ya önce şuraya boşaltayım. Böyle leğene boşaltıyorum. Bunu şuraya koyalım. Fazla elimiz ayağımıza dolaşmasın. Şöyle bunu soğuk suyla güzelce yıkayacağım. Şöyle bunu güzelce yıkayacağım. Şöyle süzdüreceğim. Bunu süzdürdüm. Şimdi şu tuzunu hazırlayacağım önce. Şöyle boş bir kavanoza artık bu suyunu değiştirdim. Bir boş kavanoza şöyle 3-4 kaşık tuz koyuyorum. 3 kaşık koyayım çok da tuzlu olmasın. Bunu şöyle biraz yarı yerine kadar falan dolduracağım. Bu tuzu şöyle iyice karıştıracağım. İyice karışsın, erisin. Elamız da geliyor bizi ziyarete. Şöyle tuzu erittiğim suyu düştü oraya neyse. Zeytinleri koyuyorum. Şöyle zeytinlerimizi bu yeni doldurduğum temiz suya biraz tuzu erittiğim suya koyuyorum. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bu lezzetli bu zeytini ben çok seviyorum. Şöyle bakın bu iri yeşil zeytin. Bir adı da bunun eşek zeytini denir. Yani ben bu zeytini çok seviyorum. Kırınca daha lezzetli oluyor. Kırması. Ama ben bunu burada yapmıştım. Köye götürdüklerimi kırdım. Bunu kıramamıştım. Bu vardı şimdi elinde. Onu artık öteki zeytinlerimiz pişti, bitti. Bunu tatlandırıp buna başlayacağım. Mis gibi koktu. Evet, çok güzel oluyor bu. Şöyle ağzına kadar denk gelecek. Zaten o da 5 kiloluk şişeydi.
Çünkü bunu artık içinden alacağımız için su şişesinde durmasına gerek yok. Ondan alması zor olur. Şöyle bunu üzerine iyice suyla dolduracağım. Azıcık da üzerine tuz koyayım. Şöyle üzerine de azıcık tuz koyuyorum. Zaten altındaki tuz da iyice erimişti. Artık bu böyle duracak. Birkaç gün sonra bu tatlanır. Şimdi acıdır bayağı, bu kekridir. Birkaç gün böyle duracak. Ondan sonra bu suyu döküp tekrar aynı şekilde böyle tuzunu koyup suyunu koyup yediğinizde çok güzel lezzetleniyor. Ben şimdi bunu artık tatlanmış gibi size şeysini de göstereyim. Tatlanmış. Zaten bu da tatlanır artık hemen de. Yalnız birkaç gün sonra durursa daha güzel olur. Şöyle. Bundan sonra bu şekilde bu zeytinleri şöyle alıp kavanozdan. Ben şimdi elimle koyuyorum. Bunun içine süzgeçli bir şeyle de alabilirsiniz. Zaten elim temiz olduğu için şimdi ben böyle koydum. Artık bunu ben dolaba veya soğuk kiler gibi bir yere, karanlık bir yere koyarsanız her gün mesela şöyle bir kase çıkarıp tuzu azsa bakıp iyiyse tuz koydum içine ya, iyi de olabilir. Azsa şöyle azıcık üzerine tuz serpilebilir. Şöyle. Ondan sonra şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da. Ben biraz da pul biberi seviyorum. Şöyle isterseniz azıcık da üzerine pul biber ekebilirsiniz. Biraz nane ekebilirsiniz. Artık nasıl isterseniz şu şekilde birazcık limon sıkabilirsiniz. Şu şekilde sofraya koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın, çok güzel oldu zeytinimiz. İnşallah böyle denersiniz. Ben senelerdir artık zeytin almıyorum, böyle yeşil zeytinli bu şekilde yapıyorum. İnşallah siyah zeytinim de var. O da yine köyde kaldı, onu getireceğim. Getirdiğimde tekrar bir de siyah zeytinin yapılmasını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle zeytinimizi yaptık. Bakın. Çok güzel oldu. İşte ben yeşil zeytini bu şekilde yapıyorum. Geçen sene zeytinim bitmişti arkadaşlar. Pazardan zeytin aldım son zaman. Gerçekten hani alışmışız bu zeytine. Onlar da güzel oluyor yine. Ama kendi zeytinimizi devamlı böyle aradım. Onun için bu sene bayağı bolca yaptım. Artık biz alıştık böyle kendi yaptığımız zeytinlere. O yüzden çok seviyoruz. Artık yeşil zeytinini böyle bugün yaptım. Siyah zeytinim de var. Siyah zeytinim de şu anda hazırladığım bitti. İşte o da köyde kalmıştı. Onu da getirip bir gün de siyah zeytini yapacağım aynı bu şekilde. Siyah zeytin de çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani kendi yaptığın daha güzel geliyor. İstediğin gibi tuzunu falan ayarlayabiliyorsun. İşte bunun tuzu fazla olursa suyunu tekrar değiştirip biraz tuzunu azaltıp ya suyun içinde de durdurabilirsiniz. Az gelirse üzerinden de ekebilirsiniz artık. Yani istediğiniz gibi tuzunu da ayarlayabilirsiniz. Hiç erime falan, bakın bunda hala hiç yumuşama falan yok. Şöyle taş gibi daha. Bu şimdi az önce yedim ben. Hafif şeylik var, acılık ama yenebiliyor yani şu anda da. İşte bu birkaç gün daha durdu mu
artık çok lezzetlenir, hiç acısı kalmaz. O zaman daha güzel yenir ama şu anda da yenilebilecek şekilde zeytinimiz. Hazır zeytinleri hiç yiyemiyoruz artık biz de. Evet, alıştık. Yeşil zeytinde, siyah zeytinde hazıraları fazla yiyemiyoruz. Bu kendi yaptıklarımız daha güzel geliyor. Bugünlük zeytinimizi yaptık, şöyle güzel oldu. Bütün eski abonelere, yeni abonelere, hepsine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle yorumlarınızı okuyorum akşamları, fırsat buldukça yahut sabahları. Bazen akşama kadar bile okuyamadığım oluyor, cevap veremediğim oluyor ama cevap vermeye başladığımda sizin yorumlarınızı okurken inanın böyle çok hoşuma gidiyor. Böyle ben de sizleri tanımak istiyorum aslında böyle yani anlattıklarınıza göre kiminiz işte yakın şehirlerde oturuyormuş. İşte hepinize aslında selam göndermek istiyorum ama buradan isminizi söylemek istiyorum ama şimdi bazısı da aklıma gelmez de o zaman da ayrımcılık olmuş olur diye aklıma gelenleri söylemek istiyorum bazen. Bir de o zaman haksızlık olur diye şey yapmıyorum. İnan böyle yorumlarınızı okurken o kadar memnun oluyorum ki, o kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepinize yorumlarınız için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben bu kanalı açtığıma bazen tabii yorucu, zor yerleri oluyor ama o yorumları okurken, güzel yorumları okurken hepsi, hiçbir şey kalmıyor artık. Ben dinleniyorum, rahatlıyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım, tanışıyorum. Yani onlarla senelerdir tanıyormuşum gibi böyle yorumlarını okurken hoşuma gidiyor yani o şekilde. Kanalın en güzel yeri böyle değişik insanlarla, başka şehirlerden yahut kendi uşağımızdan arkadaşlarla konuşması, sohbet etmesi. İnşallah bu şekilde sizlerin desteğiyle devam ettirmek istiyorum. Artık 1000 aboneyi de geçtim. O yüzden de çok mutluyum. Bu da tabii ki hep sizlerin sayesinde. Sizlerin izlemenizle, güzel yorumlarınızla, bana desteklerinizle. İşte şimdiden sonra da yine aynı şekilde destek olursanız, devamlı yorumlarla çok memnun olurum. Siz de beğeniyor da izliyorsanız, yani elimden geldiğince öğretmek istiyorum. Yani kendi bildiklerimi, tabii benim de bilmediklerim oluyor. Onları da sizlerden öğreniyorum. Bazen yorumlarda bildirdiğiniz zaman ben de onlardan, sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Kanal bana çok iyi geldi. Kendime gerçekten çok iyi arkadaşlar, çok güzel arkadaşlar, insanlar tanıdım. Onlarla konuşuyorum. İşte size, hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Beni bu şekilde izlemeye devam ederseniz memnun olurum. Artık bugünlük hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.